Peki abi şimdi ne olacak? Ne bileyim kızım, biz de aptal olduk işte, görüyorsun. Yani acayip acayip şeyler yaşadık biz o aileyle. Ali Bey'i üvey babam olarak düşünemiyorum. Kimse düşünemiyor. Ama annem düşünebiliyorsa bizim elimizden bir şey gelmez. Sanmam. Kabul etmez annem teklifini. Bilmiyorum, abim konuşacak işte. O da gücünü toparlamaya çalışıyor. Geldiğimizden beri cesaret edemedi, baksana. Ya nasıl konuşulur ki böyle bir şey? Ya annem aşıksa? Git Allah aşkına Zeynep ya. Ne aşkı bu yaşta? Konuşayım bitsin. Sabaha beklersem uyuyamayacağım. Hoş konuşursam da uyuyamayacağım ya. Kızım bak, görüyor musun? Seni isteyenleri nasıl vereceğim diye düşünürken hale bak. Anamıza kısmet çıktı. Yardım ister misin abi? Şangırtı falan duyarsan yardıma gelirsin. Buralarda ol. Zeynep, çıkabiliriz. Tamam, geliyorum. Hadi siz çıkın. Biz Delale ile arkanızdan geliriz. Tamam abi, hadi. Amanın, bir su verin. Tamam, anlaşıldı. Ne oldu kız, şeytan mı çıktı karşına? Vay sümbül adam, vay. Ali Bey de yoldan çıkardın. O andan kız isteyecek duruma düşürdün ya. Sana kul olsun Dicle. Aa, İlim. Ay, önüne bak salak. Evet, dur bant takalım. Ne diyorsun kız? Hiç işte, kaçınıyor. Dayak istiyor illaki. Vallahi kulağımla duydum. Ali Bey ağamdan anasını istemiş. Allah. Vallahi. Olur mu olur kız? Hı? Bak Asya, sen daha ağzını aç. 60 yaşında kadınlar koca buluyor, sen oturuyorsun. Üf, bütün gün bunu sana nasıl söyleyeceğimi düşündüm ama uygun bir yol bulamadım. En iyisi öylece olduğu gibi söyleyeyim. Ben senin annenim oğlum. Bana her şeyi söyleyebilirsin. Bu benimle ilgili değil anne. Bugün Ali Bey geldi otele. Seni benden Allah'ın emriyle istedi. Ben de bu bizim kızın vereceği bir karar. Önce onunla konuşun dedim. Sana bu konuları bir daha açma demedim mi ben? Hala neden konuşuluyor bunlar anlamıyorum. Hadi o aklını kaçırmış. Sana ne oluyor? Gelip tekrar tekrar niye açıyorsun bu mevzuları? Adam seni istiyor. Bunu kime söyleyeceğim? Tabii gelip sana söyleyeceğim. Sen bana kızacağına gidip o kafasını karıştırıp umutlandırdığın adamcağızla meseleni kapat. Biz meraklı değiliz annemizle abuk sabuk konuları konuşmaya. Benim kimseyle kapatılacak, açılacak meselem yok. Sana son defa söylüyorum. Bir daha bu konuda benimle muhatap olmayacaksın. Geldiğini duydum. Hemen kahveni yaptım Kader abla. Sağ ol kızım. Maşallah bayağı büyümüş artık. Öyle Kader abla. Depinip duruyor. Allah kurtarsın inşallah. Dikkat et, ağır iş yapma. Yaptırmıyorlar sağ olsunlar zaten abla. Neymiş Ali Bey'in diyeceği? Söyle hadi. Hiç canım. Bir cevap versin artık. Ne diyecekse sana desin. Yok istemem diyorsa bu gece binip uçağa gideceğim, bir daha da rahatsız etmeyeceğim dedi. Sen de arkadan satıp savup gelirsin, otururuz olanlarla diyor. Artık delirdi iyice. Şuna he ya da yok bir şey söyle de hepimiz kurtulalım artık. Gidecekse de gitsin. Havalanır biraz, döner gelir nasıl olsa. Ben bir yere gidecek değilim. Nasıl bir şey derim Kader? Hayır desem, Ali'nin yüzünü kim bilir bir daha ne zaman görürüm. Belki artık birbirimizin yüzünü dünya gözüyle görmek bile nasip olmaz. Evet desem, ev, çocuklar, kasaba, akrabalar, sülale birbirine girer. Tefe koyarlar beni.
Zaten Ali Bey gelip konuştu diye oğlanlar yüzlerini sarkıtmaya başladılar bile. Sen onların gözünde kalbi olan, mutluluğu hak eden biri olmuyorsun ki. Bu yaşta azıtan, hala gözü oynaşta olan bir kadın oluyorsun. Nasıl cevap verebilirim? Sen olsan verebilir miydin? Sen kendini düşüneceksin. Seni senden başkası korumaz bu tip konularda. Hayatına, mutluluğuna sahip çıkacaksın. Ne oldu bana verdiğin akıllar?